Evinizi satarken ya da kiraya verirken eşinizin rızasını aldınız mı? Sorunun yanıtı hayırsa dikkat, çünkü satış işlemi geçersiz sayılabilir. Satın alan kişi ya da işte ipotek koyan banka diğer eşin rızasının olup olmadığını ispatlamakla da yükümlü. Konut alırken dikkat! Eğer eşlerden birinin rızası yoksa o satış iptal olabilir, diğer eş dava açarak evi geri alabilir. Kuruşuna kadar alırım o parayı, sonra da yoluma bakarım. Diyelim ki evlisiniz, eşinizle hatta çocuklarınızla birlikte bir evde yaşıyorsunuz. O ev sizin yuvanız oldu aslında ve yuvanın da belli başlı kuralları var. Eşinizden habersiz o evi ne satabiliyorsunuz ne de kiralayabiliyorsunuz. Medeni kanunda yer alıyor düzenleme. Eşlerin birbirinin rızası olmadan aile konutunu devredemeyecekleri, kira akdini feshedemeyecekleri gibi unsurları barındırır. Zaten eşimin üstüne nasıl satayım? İlgili maddede evin tapusunun sizin üzerinize olması şartı da yok üstelik. Eğer tapuda aile konutu şerhi düşmüşseniz konut üzerinde sizin de söz hakkınız var. Kanundan hiç haberim yoktu yani. Ev ikimizin ortak bölüşmekte fayda var. Bu konuda emsal niteliğinde Yargıtay kararları da var. Sadece evi alan ya da kiralayan mağdur olmadı. Rızasız yapılan satış veya kiralama boşanma gerekçesi de sayıldı. Bir arkadaşımın eşi ondan habersiz satmış. Bayağı problemler, ayrılığa kadar gidebiliyor. Boşanmaya gitmez tabii ki bizde ama yani çok kırılırım.